Tutanak sunar. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaklaşık bir saat boyunca bizlerle birlikte olacak. Ordu'daki spor yatırımları, Ordu'daki spor gündemine dair merak ettiğiniz her şeyi kendisiyle konuşup değerlendireceğiz. Özellikle dediğimiz gibi programın başında 2024'ün ilk yarısını geride bıraktık ve bu süreçte Ordu'da spor alanında her alanda olduğu gibi önemli yatırımlar, önemli çalışmalar kazandırıldı. Bu çalışmaların detaylarını kendisiyle konuşup değerlendireceğiz. Yaz spor okulları biliyorsunuz ki özellikle artık okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerin en favori mekanlarından birisi olmuştu. Yaz spor okullarında kaç branş eğitim verildi, kaç öğrenci eğitim aldı, bunları kendisiyle konuşup değerlendireceğiz. Yurtları konuşacağız ve daha birçok konuşacağımız yatırım var. Çok da bekletmeden hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız diye sormak Teşekkürler. İstiyorum. Sizler değilsiniz inşallah. İyiyiz. Şimdi sizler için oldukça yoğun bir dönem geçirildi. Dediğimiz gibi 2024'ün ilk yarısını artık geride bıraktık. 2024'ün ilk yarısında spor başarıları, spor yatırımları konusunda nasıl bir yıl oldu? Siz neler söyleyeceksiniz? Ya şöyle söyleyebilirim. Özellikle içinde bulunduğumuz Altaş TV'nin önünde güzel bir ordu sabahında diyelim ki orduluları, bizleri izleyenleri selamlıyorum bu vesileyle. Gerçekten ordu sporumuz, ordumuz çok güzel her şeyiyle. Sporda da en güzeli olmalı. Bunun için gayret gösteriyoruz tüm Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak. Dolayısıyla sporumuz da dolu dolu geçti. Yatırımlar olsun, spor yarışmaları olsun, spor faaliyetleri olsun, gençlik faaliyetleri olsun. Yani gerçekten dolu dolu bir dönem geçiriyoruz. Bakanlığımızın, devletimizin verdiği imkanları gençlerimize en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. İlimizin her köşesindeki gence ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da mesai harcayan, gönülden elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederim. Evet, sizler gerçekten il ve ilçe müdürlükleri olarak büyük bir çalışma içerisindesiniz. İnceleyip sık dokuyorsunuz gerçekten. Bizler de bu çalışmalara yakından şahit oluyoruz. Şimdi yaz sezonu içinde olduğumuz için isterseniz bu soruyla da başlamak istiyorum. Özellikle okulların tatil olmasından sonra yaz spor okulları en çok merak edilen, en çok ilgi gösterilen yerlerden birisi. İl ve ilçe müdürlükleri olarak da sizler aylar öncesinden hazırlık yapıp bütün öğrencileri davet ediyorsunuz. Şimdi yaz spor okullarında son durum nedir? Kaç branşta eğitim verildi? Kaç öğrenci bu sene o okullardan faydalandı? Şimdi şöyle, Ordu diğer illere göre çok farklı. Ordu'da yaz benim deyimimde bir ay. Yani normalde diğer illerde iki buçuk ay. Bizde bir ay. Çünkü 1 Ağustos denildiğin zaman şehir merkezlerinde kimseyi bulamıyorsun. Herkes köylere çıkıyor, fındık hasatına başlıyor veya onun hazırlığına başlıyor. Dolayısıyla bir ay içinde biz ne kadar gence ulaşırsak bu bizim için kar olarak görüyoruz, kazanım olarak görüyoruz. Çünkü fındık hasat döneminde herkes fındık olimpiyatlarına gidiyor. Dolayısıyla ordu deyimiyle. Biz bunun için çalışmamızı önceden başlattık. Okullar tatil olmadan antrenörlerimiz, spor uzmanlarımız okul dolaşarak gençlerimize ücretsiz yaz spor okullarımızın tanıtımını yaptılar. Yine yazın Kur'an kurslarında bunun duyurularını yaptılar. Oraya gelen öğrencilerimizle beraber onları spor yapmaya yönlendirdiler. Ve toplamda da ilk defa sporla tanışan 9000'e yakın yavrumuz oldu, gencimiz oldu. Bu bizim için büyük bir kazanım. Çünkü 9000 gencimiz belki mahallede top oynuyordu veya okulda oynuyordu ama spor salonuna adım atmamıştı. Dolayısıyla 9000'e yakın gencimiz spor salonuna adımını attı ve yaz spor okullarıyla beraber spora başladı. Bunların en az %50'sini biz salonda tutmayı hedefliyoruz. Spor tesislerimizde tutmayı hedefliyoruz. Lisanslandırıp bunların spor hayatına devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra da zaten şu anda aktif faal olan 19 ilçemizde 14.000'e yakın faal sporcumuz var. Bu lisanssız yeni başlayan 9.000'e yakın sporcumuzun haricinde. Toplamda da 45.000 lisanslı sporcumuz var.
2-3 tane branşla beraber olan sporcularla beraber de 60 bine yakın Ordu ilimizde, 19 ilçemizde lisanslı sporcu sayımız var. Bu Türkiye ortalamasının bayağı bir üzerinde, ilk 10'a giriyor. Bunda da en büyük olanak işte bizim 19 ilçemizdeki gençleri harekete geçirmek, tüm tesisleri, salon sayısını arttırmak, antrenman salonlarının sayısını arttırmak. Dolayısıyla hepsinin büyük katkısı oldu Ordu ilimize. Bir de özellikle ilimiz Karadeniz coğrafyasından dolayı da sporu seviyor. Dolayısıyla da ailelerin işte okuldaki eğitimde bilinçlendirmeleri de tabii ki öğretmenlerimizin çok kıymetliydi. Onların işte yönlendirmeleri, yine 3. sınıflarda bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesiyle her okula, her eve biz girme şansı bulduk. Dolayısıyla bunun da büyük bir katkısı oldu. Dolayısıyla yazın özellikle Temmuz ayında salonlarımız tıktım tıktım oldu. Yine gençlik merkezlerimizde yaz spor okullara tam güne varan yaz spor okulları açtık. 2 haftalık, 3 haftalık periyotlarla. Orada da gençlerimiz ayrıca ilgi gösterdi. Çünkü onda sadece sporun yanı sıra resim, müzik, diğer alanlarda da eğitimler gördüler. Yani dolayısıyla tesislerimiz bu anlamda gençlerimizin sesleriyle cıvıl cıvıl oldu. Bundan dolayı da mutluyuz. Yine Ağustos ayında da daha çok memur çocukları ağırlık olmak üzere yine bu çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle akşamleyin işte günün sonunda antrenörlerimiz yıllık izinde bile olsa işte performans sporcularını antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Yine sporcularımız da akşam antrenmanlarına geliyorlar. Dolayısıyla salonlarımız hiçbir zaman boş kalmıyor. Dolu dolu geçiyor diyebiliriz yani. Kaç branşta eğitim verildi? Hangi branşlar yer aldı bu? Şimdi şöyle, ilçenin durumuna göre, örneğin bazı ilçelerde 1, 2, 3 branşken, mesela Altınordu ilçesinde üzerinde konuşursak 40'a yakın branşta eğitim gördü. İşte diyelim ki Perşembe'de 3 ise İşte Fatsa'da 20'nin üzerinde, işte Ünye'de 30'a yakın branşta eğitim görüldü. Ama toplamda ilimizde totalde baktığımız zaman 40'ın üzerinde branşta. Yani her branşta aşağı yukarı biz varız. Yani triatlondan kanoya, raftinge, boksa, güreşe, voleybol, handbol, yani tekvando, işte kinchbox, karate. Yani her branşta, her alanda eskrim, masa tenisi, özellikle atasporumuz, güreş, atıcılık, okçuluk. Yani dolayısıyla bir sporcu gönlünde bir branş düştüyse onu mutlaka bizim salonlarımızdan birinde değerlendirebiliyor. Bu da tabii ki ordumuz için güzel bir şey. Örneğin bir sporcu halter yapmak istiyorsa halter branşında ona kurs açabiliyoruz. İşte son dönemlerin popüler sporlarından işte atıcılıkta Yeni Ordu Stadyumu'nda muhteşem bir poligonumuz var. Orada tüm gençlerimiz atış yapabiliyor. Şu anda da atıcılıkta 2 tane sporcumuz bugün itibarıyla Paris'e gittiler. İnşallah Paralimpik'te hem ordumuzu hem ülkemize gururla temsil edip inşallah madalyalarla dönerler diyoruz. Bu vesileyle de Çağla Baş ve Cevat Karagöl kardeşimize de sizlerin vasıtasıyla başarılar diliyorum. Şimdi konuyu da açmışken o zaman ben de sormak istiyorum. Geride bıraktığımız bir Paris 2024 olimpiyatları var ve evet, bununla alakalı sizlerin de değerlendirmesini merak ediyorum. Ardından bir sorum daha olacak sizi de yakından ilgilendiren ama önce kısa bir değerlendirmenizi alalım. Paris 2024 olimpiyatlarına dair neler söyleyeceksiniz? Ya aslında şöyle, Paris 2024 olimpiyatları çok konuşulacak bir olimpiyat ama ya hem Türkiye'de hem dünyada gündem o kadar dolu ki hemen değişiyor gündem. Yani olimpiyat bitti, Süper Lig başladı. Evet. Artık şu anda hemen futbol hakem hataları, maçlar vesaire onlar konuşuldu. Olimpiyatlar unutuldu. Belki bu hafta şimdi tekrar Paralimpik oyunları başlayınca tekrar kıyaslamalar başlayacak, o dönecek. Yani gündem çok hızlı değişiyor ama olimpiyattan çıkarılacak çok dersler var her yönüyle. Bizim çıkarmamız dersler var, bakanlığımızın çıkartması dersler var, antrenörlerin çıkartması gereken destek var. Spor kamuoyunun, Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin, Dünya Olimpiyat Komitesi'nin, Dünya Federasyonları'nın her birinin ayrı ayrı çıkarması gereken
dersler var. İlk başlangıçta olimpiyatların açılışındaki uygun olmayan şeyleri insanlara dikte etmeleri, yine olimpiyat esnasında işte dünya federasyonlarıyla olimpiyat ayısı arasındaki sıkıntılar ve yine işte Rusya gibi büyük bir ülkenin her zaman ilk üçe giren bir devletin olimpiyatlara katılmayışı veya bir önceki olimpiyatlarda olimpiyat komitesi adına katılmışlardı. Bu sefer biz ya kendi adımıza ya hiç katılmayacağız dediler. Bunlar var. Yine Türk takımı belki de tarihinde en kalabalık bir heyetle gitti. Takım sporlarında, voleybolda katıldı. Beklentiler çok çok yükseldi bir anda. Çünkü o arada sadece gündem olimpiyattı. Evet. Sonra altın madalya olmayınca biz başarısız mıyız konuşmaları başladı. Hatta çok direkt eleştiriler başladı. Dolayısıyla konuşulacak çok şey var ama genel olarak konuşmak gerekirse devletimiz gerçekten sporcuya büyük yatırımlar yapıyor. Tesisleşme başlı başına büyük bir imkan. Her mahalle köye kadar tesisler yapıldı. Her ilçelere tesisler yapıldı. Sadece Ordu üzerinde değil, Türkiye'nin her köşesinde. Doğuda ne varsa kuzeyde de var, batıda da var, güneyde de var. Yani her tarafta, Anadolu'nun her köşesinde tesis var. Bu tesisleri yapmak yetmiyor. Bunların işletilmesi var. Bunlara antrenörler görevlendirmesi var. Teknik elemanlar görevlendirmesi var. İşte illerde sporcu eğitim merkezleri açıldı. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri açıldı ve bunlarda yardımcı destek elemanları var. İşte psikolog, diyetisyen, kondisyoner. Dolayısıyla bunlar sporumuza büyük katkılar sağladı. Yine işte sporcu eğitim merkezlerinde seçilen sporculara işte cep açlığı, malzeme desteği, olimpiyat hazırlık merkezlerinde de seçilen sporculara işte burs ve olimpik havuz dediğimiz olimpiyatlara gitmesi muhtemel sporcuların olduğu listeye üst düzeyde yine maaş veriliyor. Bunun yanı sıra zaten malzeme vesaire de bunların artık Türkiye'de konuşulmuyor yani. Çünkü öyle bir sıkıntı ortadan kalktı. En güzel yerlerde kamplarını yapıyorlar. İstedikleri yerlerde hazırlık maçlarını yapıyorlar. Ve olimpiyat takımlarının bütçesi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından federasyonlara ayrıca veriliyor. Yani federasyonların bir bütçesi veriliyor. Bir de olimpiyat takımlarının harcamasını bildiriyorlar. Onların bütçesi de ayrı ödeniyor. Dolayısıyla çok büyük imkanlar var. Tabii ki bu imkanlar içinde başarı daha yüksek olabilir miydi? Olabilirdi. Ama yani olimpiyat çok büyük bir olay. Yani biz çoğu bunu anlatamıyoruz. Yani her sporcunun hayali, ülkelerin, milyonların hedefi, herkesin kilitlendiği bir nokta. Bir evet. Branşta bir dünya şampiyonası yaparsın. Sadece o branşı ilgilendirir ve onlar yoğunlaşır. Ama olimpiyat devlet politikası artık. İşte diyorlar ki çok zayıf ülkeler dahi madalyaları tabii alabiliyor. İşte bir yeteneği alıyor, sürüklüyor, götürüyor. Bizde de bunlar çok oldu. İşte Naim Süleymanoğlu diyelim işte. Mete Gazoz da örneklerden. Aynen. İşte Hamza Yerli Kayalar, yani çok güreşte, halterde. Halil Mutlular, yani bunlar hep bizi sırtladı, götürdü. Şimdi baktığımız zaman bu olimpiyat oyunlarında da biz madalya, altın madalya bekleyeceğimiz 2-3 tane sporcumuz vardı. Bunların belki de 3 altın almış olsaydık bugün bunların hiçbirini konuşmuyor olurduk. Ama zaten spor yarışmasının sonu belli değil. Şimdi sonu belli olmayan bir yarışmada yani bu kesin altın alır, bu kesin gümüş alır deme şansımız yok. Ama olimpiyat altın madalyası beklediğimiz 3 sporcu vardı. Bunlar okçulukta Mete Gazoz'du, boksta Bursa'na Sürmeneri'ydi. Evet. Güreşte de Taha Akgül'dü. Yani Taha Akgül yine bronz madalyayla tamamladı. Gerçekten son saniye işte pasif güreşmesi sebebiyle İranlı sporcu galibi ilan edildi. İşte Mete Gazoz'un atış yaptığı alandaki rüzgar biz değil herkes konuşuyor. Gerçekten kötü şartlar altında. Evet. Çünkü sahanın rüzgar şeyi çok farklıydı. Denk getiren güzel attı. Koreli'ye şans güldü ama yine Mete Gazoz takım yarışında yine ülkemize madalya getirdi.
Bu sene sürmelerini iyi bir hazırlık dönemi geçiremedi. İki sene önce ameliyat olmuştu omuzundan. Tam toparladı diyorduk ama formda değildi yani. O kadar hazır değildi. Bir de işte rakibi özellikle evet, erkek konuşuldu. Kromozomu yüksek, işte Dünya Boks Federasyonu tarafından yarışmalara girmesi yasaklanmış sporcuları Dünya Olimpiyat Komitesi olimpiyatları aldı. Dolayısıyla buradaki moral vesaire bozukluğuyla beraber o madalyamız da gitti. Ama tabii ki bu başarılar olmadı diye bizim 8 tane madalya kazanan sporcumuzu yani es geçmemek lazım. Evet. Büyük başarı. 3 tane gümüş, 4 tane bronz, toplamda 8 tane madalya. Yani büyük başarı. Özellikle işte boksta bayan sporcularımız final oynadı. Gümüş madalya kazandı. Yine güreşte bayan sporcumuz var. İşte tekvando'da yine bir bayan sporcumuz var. Biraz bayan sporcularımız daha bu olimpiyatta kendilerini gösterdiler. Ama bunun yanı sıra bütün herkese de ikonik bir ülkelerden birisi olduk. Yusuf Pekeç özellikle. Tabii işte onu tam anlatacaktım. Atıcılıkta işte ilk defa madalya aldık. Ki bizim atasporumuz sayılır atıcılık dolayısıyla. İşte modern pentatlonda gerçekten iyi bir grafik yakaladık. İşte yüzmede yıllarca biz özlemini çektiğimiz final yüzmesi gerçekleşti. İşte daha önceden böyle ülke dışında yüzme sporu yapan sporcularla biz kendimizi avuturken artık kendi içimizden çıkan pırıl pırıl 17 yaşındaki gencecik bir kardeşimiz finallerde yüzde madalyayı kıl payı kaçırdı. İşte atletizmde gerçekten işte bir tane sporcumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden evet. Ülkemiz adına olimpiyatlara katıldı. Bayağı bir ilgi çekti. Yine sırıkla atlamada olsun. Dolayısıyla bir kıpırdanış, bir şahlanış aslında var yani. Genç sporcularla katıldık. Bu genç sporcularımızı yukarı taşımamız lazım. Başarıyı etkileyen faktörler var. Yani bu sadece şimdi aslında baktığınız zaman devlet en üstte şemsiye olarak tüm imkanları sunmuş. İşte bu kulüplerimizin, sporcularımızın kulüplerine maddi destek, tesis desteği sağlamış. İmkanlar oluşmuş, her yerde çalışma imkanı sunmuş. Yine bunları kazandıkları takdirde ödüller var. Onun öncesinde yine Avrupa Dünya Şampiyonası'nda her bir sporcunun derecesi var. Çünkü olimpiyatta eğer madalya bekliyorsa zaten oralarda derece yapmamışsa direkt olimpiyatlarda madalya alması zaten zor. Orada aldığı ödüller var. Dolayısıyla başarıya ulaştıktan sonra olimpiyatta daha büyük ödüller alacağı da hemfikirken tabii ki başarılı olamadık. Niye olamadık dersek bunun bir sürü faktörü var. Yani sporcunun sağlıklı bir yaşam sürmesi, güzel bir ortamda sporunu yapması, mücadele sporlarında özellikle işte bu yarışmaların ölçülmesi zor, manipülasyonlar zor, işte belki de hakem hataları vesaire, işte sporcunun kendi yaşadığı sorunlar, işte psikologlar ondan dolayı görev yapıyor. Her takımda, her milli takımda psikologlar var. Dolayısıyla bunlar topyekun güzel bir şekilde çalışması gerekiyor. Diğer küçük ülkeler bizden daha fazla başarılı oldu, olmadı bunu tartışmasına girersek zaten altında çıkamayız. Sözümün başında söylediğim gibi yani yeteneğe ulaşıp o yeteneği sporun içinde tutmak önemli olan. İşte geçmişte nasıl Naim Süleymanoğlu, Hamza Ellikaya, Halil Mutlu işte bunlar sporu sırtladıysa çoğu zaman devşirme sporcularla biz altın madalya aldık. Evet. Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, işte Dağıstan'dan sporcular getirdik. Hatta güreşte bile en son Dağıstan'dan bir sporcu getirmiştik olimpiyat hazırlık madalyası için. Yine judoda diyelim ki. Ama artık güzel bir gençlik, güzel bir yapı, güzel yetenekler geliyor. Bu yeteneklerin sayısı arttıkça bizim olimpiyata katılan sporcu sayımız daha da artacak.
madalya alan sporcumuz daha da artacak. Olimpiyat altın madalyası da herkesin en çok değer verdiği. Çünkü altın madalya demek İstiklal Marşı'nda okunması demek. Sadece bayrağın dalgalanması değil, İstiklal Marşı'nda okunması demek. Bu açıdan da çok önemli. Biz hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. İnşallah hepsine sporcularımız ulaşacak diyoruz. İnşallah. Şimdi reklama kısa bir süre kaldı ama bu soruyu da çok merak ediyorum. Sormak istiyorum gitmeden. Tabii. Şimdi olimpiyatlardan bahsettik. 2028 olimpiyatları için bir iddia var, evet. Ve o iddiaya göre boks branşı olmayacak olimpiyatlarda. Böyle bir iddia var. Siz neler söyleyeceksiniz? Tabii. Yani şimdi boksta gerçekten büyük sıkıntılar var. Dünya Boks Federasyonu'nun bir önceki dönemki başkanı boks hayatında yapmamış biriydi. Olimpiyat komitesi de üyesiydi. Misal amatör boksta kas vardı, sporcu sağlığı ön plandaydı. Misal büyükler kategorisinde kaskı kaldırdı. Sakatlanmalar vesaire çoğaldı. Sonra amatör boksun içine profesyonel boks vesaire kattı. Sonra onun döneminde yapılan işlerle ilgili görevden alındı. Yani genel kurul tarafından. Dolayısıyla bir şeffaflık yok. Şimdiki yeni işte İBA, Dünya Boks Federasyonu Başkanı Rusya'dan yine aynı şeffaflık yok. Yani işte Avrupa Dünya Şampiyonlarında ödüller veriliyor. İşte maddi yönden defterlerini Dünya Olimpiyat Komitesi inceleyemiyor veya uygun görmüyor. Dolayısıyla sürekli Dünya Boks Federasyonu'na ultimatum tabiri caizse gönderiyor. Ve en son Tokyo'da yapılan olimpiyat oyunlarının düzenlenmesini Dünya Boks Federasyonu'nun elinden aldı. Olimpiyat elemelerini, olimpiyatları Dünya Boks Federasyonu yaptı. Hatta Dünya Boks Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin Japonya'ya girişi yasaktı. Dolayısıyla onlar olimpiyatları izlemeye dahi gidemediler. Yine burada Paris olimpiyatlarında da yine Dünya Boks Federasyonu düzenleyemedi olimpiyat, ne hazırlık elemelerini ne de olimpiyat yarışmalarını yine Dünya Olimpiyat Komitesi düzenledi. Dolayısıyla Dünya Boks Federasyonu'na bir baskısı söz konusu. Doğru mu? Doğru bir baskı. Yani şeffaf olunması lazım. Hesaplarının olsun, yönetim olsun. İşte en çok manipülasyon oluyor. İşte en son 2018 olimpiyatları mıydı ne? İşte bu BBC TV yakalanmıştı. Madalya pazarlığını yakalanmıştı. Dolayısıyla o günden bugüne Dünya Boks Federasyonu şeffaflığını sağlayamadı. Eğer sağlayamazsa onlara bir süre koydular. Yani 2028 olimpiyat oyunlarında boksun olmayacağını takvimden çıkarttılar zaten. 2025 yılına kadar yani bir yıl süreleri var şu anda Dünya Boks Federasyonu. Bu süre zarfında Olimpiyat Komitesi gerçekten bunda ciddi de olması gerekiyor. Nasıl ki tekvando ve diğer branşlarda bu şeffaflık varsa Dünya Boks Federasyonu'nda bu şeffaflığı sağlaması gerekiyor. Manipülasyonu önlemesi gerekiyor. Madalya dağıtımına son vermesi gerekiyor. Bu şekilde olimpiyat oyunlarına boks tekrar dahil olabilir veya olamaz. Tamamen şu anda Dünya Boks Federasyonu'nun elinde bu. Yani tüm hesaplarını IOC'ye, Olimpiyat Komitesi'ne açması bekleniyor. Yani onların denetimine sunması gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra da bu süreç bu şekilde ilerleyecek. Eğer 2025'te tüm istenilen şartlar yerine getirilirse ilk olimpiyattan itibaren var olan boks olimpiyatta olmaya devam edecek. Belki de bu anlaşmalar sağlanamazsa belki de ceza olarak boks olimpiyattan kalkacak. Burada seyirciler de cezalandırılacak, sporcular da cezalandırılmış olacak. Yani gerçekten bir yol ayrımında diyebiliriz Dünya Boks Federasyonu ile Dünya Olimpiyat Komitesi. İnşallah haklı olan yani doğru olan kararı verirler. Şimdi reklama gidelim, konuşulacak çok da konu var. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Reklamların ardından yaz sohbetlerinin son saat diliminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç bizlerle birlikte olacak.
Müdürüm, şimdi ilk bölümde spor yatırımlarını ve olimpiyat sürecini konuştuk. Ordu'ya dair de konuşmak istiyorum. Yaşayan tamam. Stadyum projesi kapsamında yeni Ordu evet. Stadyumunda önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Neler söyleyeceksiniz stadyumda yürütülen faaliyetlere dair? Bir spor lisesi de var içerisinde. Hangi bilgileri vereceksiniz? Ordu Stadyumu Türkiye'nin model stadyumlarından birisi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Yaşayan Statlar projesi kapsamında sadece 15 günde bir futbol maçı yapıldığı yer değil, sürekli kullanılabilen, çünkü şehir içinde olması sebebiyle de bu imkanı el veriyor. Şu anda Ordu'nun en büyük kapalı mekanı Ordu Stadyumu. Dolayısıyla bizler de bakanlığımızın desteğiyle her köşesini spor tesisiyle donattık. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yaptığımız proje kapsamında Ordu ilimizin bir spor lisesi yoktu. Gündemde de yoktu işin açıkçası. Ve bunu sporcular çok istiyordu. Özellikle Ordu'ya bir spor lisesi açılması. Dolayısıyla bunu bu imkanla, bu olanakla gerçekleştirilmiş oldu. Ordu'nun spor lisesi hayali de Ordu Stadyumu ile beraber gerçekleşmiş olduk ki şu anda büyük de teveccüh var. Özellikle spor yapan öğrencilerimizden bayağı yetenek sınavları devam ediyor. Fazla müracaat oluyor. Şu anda 3. sınıfa kadar öğrenci alındı. Gelecek sene de 4. sınıfa artık ilk alınan öğrenciler geçilmiş olacak ve dolayısıyla 1., 2., 3., 4. sınıfta öğrencisi bulunmuş olacak. 400'e yakın bir öğrenci potansiyeline ulaşmış olacak. Yine içinde deniz manzaralı, stadyum manzaralı pansiyonuyla beraber marka okullar arasına girmiş oldu spor lisemiz. Onun yanı sıra da 15'e yakın bireysel antrenman salonuyla beraber Ordu Stadyumu tam bir yaşam merkezi. Evet. Günde 1500-2000 kişinin antrenman yaptığı, özellikle pozitif ayrımcılıkla beraber bayanlara, annelere işte ayrı saatler verdiğimiz fitness salonunda ücretsiz çalışmalar, işte yine olimpiyat takımlarının kamp yapabileceği tekvando, judo, boks, atıcılık, eskrim, okçuluk salonları, dolayısıyla yine bireysel salonlarının olduğu ayrı bölümlerle beraber Ordu Stadyumu gerçekten bu anlamda o Türkiye'de tek diyebiliriz. Dünyada da belki de sayılı statlar arasına girebilir. Futbol açısından da yine 15 günde değil, bir her hafta maç izliyoruz. İlimizi 3. ligde temsil eden il merkezini diyelim. Yani çünkü Fasa sporumuz da var. 3 tane takımımızın ikisi Altınordu merkezde olduğu için her hafta sonu bir tane takımımızın maçı oluyor. Dolayısıyla bu açıdan da yoğun kullanılan bir stadyum. İnşallah bu sene takımlarımız üst liglere çıkarak Ordu'nun da futbol özlemini giderirler diyoruz bu vesileyle inşallah. Ve tüm izleyenleri de Yeni Ordu Stadyumu'nu mutlaka en azından yavrularını, çocuklarını gezdirmeye davet ediyoruz. Çünkü 7-24 saat açık, her vakit geldiklerinde güvenlik görevlimiz var, hiç kimse olmasa bile. Salonu, antrenman salonlarını gezebilirler. Yavrularını da istedikleri branşa ücretsiz kaydedebilirler. Evet, şimdi spor deyince gerçekten sporun ordusu diyebiliriz bu kent için. Evet. İlçelerde hayata geçirilen spor yatırımlarıyla alakalı sizlerden bilgi almak istiyorum. Yeni müjdeler yakında mı? Özellikle siz duyurun istiyorum. Geçtiğimiz günlerde evet. Uzunhisar'da bir müjde hayata geçirildi. Sizlerden dinleyelim Ordu'da yeni spor yatırımlarına dair. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız son dönemlerde Ordu'ya gerçekten çok büyük yatırımlar yaptı. Spor salonu olmayan tüm ilçelerimize spor salonu ödeneğe verildi. Futbol sahası, yine bunun yanı sıra gençlik merkezleri yapıldı. Bunların birçoğu yapıldı. Bir kısmının inşaatları devam ediyor. Bir kısmı yer bulma aşamasında. Örneğin şu anda Çaybaşı'nda yer bulamadığımız için gençlik merkezi ve spor salonu başlamadı. Ama İkizce'de, Kapataş'ta, Kabadüz'de spor salonu gençlik merkezi yapımları devam ediyor. İl merkezinde atletizm sahamız bitmek üzere. İşte Eski Pazar'da futbol sahamız bitti. Gülyalı'da Turnasuyu mahallemizdeki futbol sahamız tamamlandı. Gülyalı merkezde spor salonu gençlik merkezi tamamlandı. Fassa ve Ünye ilçemizde yarı olimpik havuz. Aybastı ilçemizde
Yine çelik konsollu havuz yapımı devam ediyor, bitmek üzere. Bunun yanı sıra yine birçok ilçemizde gençlik merkezi yapımı devam ediyor ve tamamlanmak üzere. Son olarak da Altınordu Belediye'mizin olan Uzun İsadakı, eskiden köy maçlarının yapıldığı tarihi bir spor misyonu da olan Eski Pazardakı 11 dönüm alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze tahsis edildi. Biz de 23 Ağustos'ta ihalesini yaparak FIFA standartlarında bir sentetik çim saha, onun yanında da yine bir tane halı saha ihalesini gerçekleştirdik. Altınordu Belediye'mizin işbirliğinde inşallah orada güzel bir tesis yapacağız. Biz futbol sahasını ve halı sahayı yaparken Altınordu Belediye'miz de orada yaşam alanları yapacak, park yapacak, piknik alanları yapacak. Dolayısıyla aileler piknik yaparken çocukları da orada spor yapabilecekler. İşte eski köy maçları yeniden canlanabilecek. Yaz spor okulları orada açılacak. Özellikle işte Ordu merkezde takım sayısı fazla, antrenman sahası sıkıntısı çeken takımlar çok rahat artık antrenman sahasına kavuşmuş olacak. Çünkü işte Uzun İsa'la birlikte Eski Pazar, işte Turna Suyu, mevcut karşıya kadar tesislerle beraber futbol altyapısı tamamlanmış olacak. Bu manada da ben yine Altınordu Belediye'mize de teşekkür ediyoruz. Öyle güzel bir alanı bize tahsis etti. Bunun yanı sıra en güzel ilimizin son dönemdeki kazanımı atletizm sahası olacak. Eski Pazar mahallemizdeki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in desteğiyle orasının 22 dönümlük en güzel alanı, en düz alanı spora tahsis edildi. Ve ordumuzda da atletizm sahası yoktu. Güzel bir yatırımla tamamlandığı anda ordunun en büyük belki de spor merkezi orası olacak. Çünkü 7'den 77'ye herkese hitap edecek. İçinde atletizm branşlarının en fazla olimpiyatta madalya veren branşlardan biri atletizm. Evet. Dolayısıyla tüm branşları bizim atletizm sahamızda olmuş olacak. Atmadan atlamalara, güllesi, ciriti, koşular tamamı içinde olacak. Yine içindeki doğal çim sahasında okçuluk yarışmaları yapılabilecek. Yine yağlı güreşler, kara kucaklar güreşleri yapılabilebilecek. Dolayısıyla işte POMEM kurslarına hazırlananlar, BESYO kurslarına hazırlananlar, işte güvenlik güçlerimiz testlerini, işte hazırlıklarını orada yapabilecekler. Vatandaşımıza 7-24 saat ora açık olacak. İşte ışık, çok mükemmel bir ışıklandırması var. Gece 12'ye kadar belki de insanlar yürüyüş yapabilecek, koşu yapabilecek. Yani dolayısıyla ordunun yeni bir cazibe merkezi olacak spor alanı olarak. Yanında yine keza futbol sahasıyla. Dolayısıyla orada da Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız işbirliği içinde orası tamamlandı. İşte Uzun İsa Altınordu Belediye'mizde yaptığımız işbirliği içinde 90 gün iş günü içinde orası da tamamlanacak. Dolayısıyla ordumuzun 19 ilçesindeki tüm spor yatırımı ihtiyaçları tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra bununla yetineceğiz mi? Yetinmeyeceğiz. Son olarak Karşıyaka spor tesislerinin olduğu bölgede Büyükşehir Belediye'mizden 11,5 dönüm bir yer aldık. Oranın da imarı, spor salonu için imar değişikliği yapıldı. İnşallah ilerleyen zamanda da oranın çalışması ile ilgili süreç devam edecek. AVAN projesini hazırlamıştık. Şu anda proje ihalesi için Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüzden ödenek istedik. Ordumuza büyük bir spor salonu, uluslararası maçların yapılabileceği bir spor salonu da kazandırmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Evet, Ordu sporun ve sporcunun merkezi olacak diyebiliriz bu yatırımlarla İnşallah. Birlikte ki zaten dediğiniz gibi büyük bir cevherlerin olduğu bir şehir haline geldi. Şimdi üniversite öğrencilerinin de yakından merak ettiği bir soru var. Artık üniversiteler önümüzdeki haftalarda eğitime başlayacak. Ordu Üniversitesi de haliyle eğitim sürecinin startını almış olacak. Konaklama alanlarıyla alakalı en önemli yatırımlardan birisi de Kredi ve Yurtlar Kurumu. Ordu'daki KYK yurtları ile ilgili hangi bilgileri vereceksiniz? Kapasite ne durumda ve yeni yurtlar kazandırılacak mı? Şöyle, cumartesi günü
gece 12'de yurt başvuruları sona erdi, birinci başvuruları. Bunda kimler yurtlara başvurdu? Üniversiteyi yeni kazananlar ve ara sınıfta mevcut okuyan öğrenciler başvurdu. Önümüzdeki günlerde de yine yatay geçişte gelen öğrenciler, özel yetenek sınavını üniversitelere yerleşen öğrenciler ve lisans yani şey yüksek doktor, lisans yüksek yapan lisans. Öğrencilerin başvuracağı ikinci yurt başvurusu da bakanlığımız tarafından duyurusu yapılarak yurt başvuruları onlarda da başlayacak. Biz orada olarak bakanlığımızın desteğiyle çalışmalarımızı tamamladık. Yarın da inşallah Sayın Valimiz Muammer Erol Valimizle beraber tüm yurtlarımızı dolaşıp tüm kontrolleri bir kez daha Sayın Valimizin başkanlığında bir kez daha yurt müdürlerimizi de ziyaret ederek tamamlanmış olacağız. Dolayısıyla şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Yurt başvuru sayılarını da sistemden şu anda gördüğümüz itibarıyla Ordu Üniversitesi'ni kazanan tüm kız öğrencilerin tamamı yurtlara yerleşiyor. Bir tane yurt başvurusu yapan bir öğrenci dahi yedekte kalmıyor. Erkek öğrencilerden de %1 yedek var. Bunların tamamı için de Sayın Valimizin talimatlarıyla kamu misafirhanelerinde yerleri hazır. Hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak. Tüm öğrencilerimizi devletin şefkat eliyle beraber ordumuzda dolayısıyla sahip çıkacağız. Ordu Üniversitesi Sayın Rektörümüzle beraber de ortak çalışmalarımız sürüyor. Ordu Üniversitesi'nin bir marka üniversite haline getirmek için de biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak özellikle üniversiteye altyapı hizmeti veren kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi de 16 Eylül'de Ordu Üniversitemiz tüm bölümler açılıyor. Açılış öncesi yine her sene yaptığımız uygulamalarla Altın Ordu, Fassa, Ünye terminallerinde standlar kurarak kamu kurum ve kuruluşlarımızın araçlarıyla beraber öğrencilerimizi yurtlara transferini de sağlayacağız. Onları karşılamayı da yapacağız. Özellikle yeni gelen öğrencilerimizi bu manada onlar için çok önemli bu karşılama. Yine 6089 yurt kapasitemiz şu anda ilimizde. Bununla beraber yurt kapasitesini artırmaktan ziyade yurt kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Özellikle kiralık yurtlar yerine bakanlığımızın yatırımı olan yurtlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Birisi Turna Suyu'nda üniversiteye 1 kilometre mesafede mülkiyeti bakanlığımıza ait 5000 küsür alanda bir yurt yapım çalışmamız var. Şu anda imar değişikliği yapılıyor. Bakanlığımız tarafından projesi hazırlanıyor. Yine Ünye belediyemizden 7 dönüm bir alanın il müdürlüğümüze tahsisiyle ilgili işlemler sürüyor. Orada da bir erkek öğrenci yurdu kazandırıp oradaki erkek öğrenci yurt yani kalitesini artırmak istiyoruz. Öğrencilerin daha konforlu yurtlarda kalmasıyla ilgili çalışmamız var. Yoksa yurt karşılama yani öğrencilerin yurda müracaat oranında ilimiz gerçekten Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Ordu Üniversitesi'ni yazan, Ordu Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler bu manada çok şanslı diyebilirim. Evet. Şimdi KYK yurtları ile ilgili özellikle yazın hayata geçirilen bir uygulama var. Seyahat sever uygulaması. Aynı uygulama emekler için de var ve Ordu'da bazı belirli yurtlarda Ordu'ya gelip gezmek, görmek isteyen vatandaşlar ve emekler için ayrıldı. Bu yılki talep nasıl da siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle anlatayım. Biz özellikle yaz okulları üniversitemizde yoktu ama İşte zorunlu stajı olan öğrenciler, üniversiteyle ilişkisi olan öğrencilerin konaklama sorunlarını gidermek için bir kız bir erkek yurdu her sene biz nöbetçi bırakıyorduk. Bakanlığımızın projesi kapsamında da bir tane kız yurdu, bir tane erkek yurdu da gençlerin yani 14 ile 30 yaş arası gençlerin 5 gün ücretsiz konaklamaları için bir yurdumuzu, iki yurdumuzu ayırdık. Yine bu senede ilk olarak Çalışma Bakanlığı'yla bakanlığımız yaptığı protokol kapsamında emekliler için de bir yurdumuzu ayarladık. Seyahatsever yurdunda aşağı yukarı 2000'e yakın gencimiz faydalandı.
Emekli yurdumuzda da 1000'e yakın emeklilerimiz faydalandı. Yine tabii ki yurtlarımız sadece öğrencilerimizin tabii ki öncelikli olarak onların kullanımı ama işte deprem döneminde yurtlarda depremzedelerimiz kaldı. İşte evet. Pandemi döneminde yurt dışından gelen vatandaşlarımız kaldı. Dolayısıyla yurtlar Türkiye'nin yani herkesin şeyi. Dolayısıyla bu projeler de yani bunu biraz daha bilinir hale getirdi. Çünkü yurt kapasitesi olarak Türkiye'deki öğrenci yurtları dünyanın en büyük yurt kapasitesi. Mesela Avrupa'da hiçbir ülke 4 yıl öğrenciye yurt vermiyor. En fazla kazandığı yıl 1 yıl veriyor, 2 yıl veriyor. Yani evet. O kadar bir yurt kapasitesi yok. Türkiye'nin yurt kapasitesi gerçekten fazla. Öğrenim hayatı devam ettiği sürece 4 yıllıksa 4 yıllık, 5 yılsa 5 yıllık öğrenciye yurt garantisi veriyor. Yine yüksek lisans yapanlara ayrıca imkan tanıyor. Dolayısıyla bu imkanlar Türkiye dışında hiçbir ülkede yok. Dolayısıyla da bununla da ülke olarak gurur duymamız lazım. Ekonomik olarak da büyük katkılar sağlanıyor. Şu anda biz mesela yurtlarda geçen yılki fiyatı söyleyeyim. En fazla yurt ücreti tabii ki yurt normuna göre evet, 400'de 600 lira arasındaydı. Ama sabah ve akşam olmak üzere bir yıl boyu, dönem boyu öğrencilerimize ücretsiz 4 çeşit yemekle mesela yemeğe hiçbir ücret ödemeden ulaşıyor. İşte yurtların gezilerinden, eğitimlerinden faydalanabiliyor. Dolayısıyla büyük bir imkan, büyük bir olanak. İşte bu seyahatsever projesiyle beraber tabii ki gençler gezmesi için sadece orada olarak düşünmeyelim. İşte geldi gencimiz Karadeniz turuna çıktı. 5 gün Ordu'da kaldı. 5 gün Giresun'da kaldı. Trabzon'da kaldı. Rize'de kaldı. Geri döndü. İşte beri tarafta gitti. Antalya'da o bölgede kaldı. Ege'de kaldı. Yani tabii ki burada gençlerimiz için büyük olanaklar oldu. Yine emekliler için de belki de yıllardır tatile çıkmadılar veya çıkma imkanları yoktu. Şimdi yurtların çoğu da tatil bölgelerindeki yurtlar revaçta. Evet. Onlar çok ilgi gördü. Dolayısıyla bu yurtlara da büyük imkanlar. Otelde gitse belki de geceliği 2000-3000 liraya kalacaktı. Çünkü bizim yurtlarımızda en konforlu yurtları ayırdık bu arada gençlerimiz için de, emeklilerimiz için de. Orada çok rahat bir şekilde temiz bir hijyen ortamda. Geri dönüşleri de çok güzel oldu çünkü. Onlar burada konaklamalarını yaptılar. Hem Ordu'yu gezme fırsatı yakaladılar. Kesinlikle. Hem de Ordu'da daha konforlu bir şekilde konaklama imkanı buldular. Şimdi Ordu Valiliği Gençlik Ofisi de var. Bu evet. Bu arada Türkiye'de bir ilk diye bizler biliyoruz. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Orada yürütülen faaliyetler çokça da bilinmiyor aileler ve öğrenciler tarafından. Hı. Burada yürütülen faaliyetler neler? Dediğiniz gibi Türkiye'de bir ilk valilik kampüsü içinde Valilik Genç Ofisi. Valilik kapılarını sayın valimiz, valilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdiki valimize de, bir önceki dönemki valimize de. Çünkü valilik kampüsünü gençlerimize açmış oldular. Çünkü yani binalar soğuk, sadece resmi işlemlerin halledildiği değil, gençlere açılmış çok güzel bir kampüs oldu. Ordu Valiliği de gerçekten kampüsü bu manada hem merkezde hem de çok güzel. İşte il müdürlüğümüzün giriş katı tamamen gençler için tasarladık. Bunun içinde işte resim kursu var, müzik kurslarımız var, gitar, keman ve belki de tek olacak il müdürlüğünde, valilikte piyano kursumuz var. Bu manada da çok önemli. Yine kitap kafemiz var. Gençlerimiz burada üniversite sınavlarına, yine üniversitede okuyan öğrenciler kendi sınavlarına, KPSS sınavlarına, TUS sınavlarına, belki de uzmanlık sınavlarına, kaymakamlık sınavlarına burada rahat hazırlanabiliyorlar. Sınırsız internet, sınırsız çay ikramıyla, kafeteryasıyla, spor alanıyla dolayısıyla gençlerimize hizmet veriyor. Ve en önemli noktalardan biri de haftanın 7 günü açık.
cumartesi, pazar dahil ve son dolmuş saati olan orada 23'e kadar, yani 22-30'a kadar binada kalabiliyorlar. Ondan sonra da vakitlerini ona göre ayarladık. Yani her gün 22-30'a kadar İl Müdürlüğü binasında gençlerimiz vakit geçirebiliyor haftanın 7 günü. Yine Ordu Gençlik Merkezimiz 7 yıldır 7-24 saat evet. açık. Bayramda, tatillerde, resmi tatillerin tamamında açık. Dolayısıyla da gençlere bu anlamda çok büyük önem veriyor. Bu sene unuttuğumuz, söylemeyi unuttuğumuz en büyük bakanlığımızın projelerinden biri her yıl tabii ki yapılan gençlik kampları. Gençlik kamplarının başvuruları tamamen online yapılıyor. Kimse müdahale etmeden ordunun her köşesindeki genç başvuru yapıyor. Başvuru kamplara çıkan gencimizi özel otobüslerle kamp alanına gençlik liderlerimiz eşliğinde gönderiyoruz. Yoldaki yemeklerini yine ikram olarak öğrencilerimize sunuyoruz. Kamp boyunca da yine bir hafta süren kamp boyunca da tüm aktiviteleri ücretsiz, yemekleri ücretsiz, temiz, hijyenik ortamlarda kalıyorlar. Orada da kamp liderlerinin eşliğinde sabah 7.30'dan akşam belki de 23'e kadar etkinlikleri yaparak bir hafta sonra yine otobüsleriyle beraber ile dönüyorlar. Biz aynı zamanda Giresun'un da gönderici iliydik. Ordu ve Giresun ortak gönderiliyor kamplara. Gönderici il olarak bu çalışmalarımız şu ana kadar 30'un üzerinde otobüs kampları gönderdik. Deniz, doğa kamplarına. Bu okullar açılana kadar da Eylül'ün ilk haftasında son kamplarla beraber tamamlanmış olacak. Burada öncelik ilk defa gidenlere. Tabii ki bunlar dolmadığı zaman özellikle fındık zamanı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Evet. Otobüslerimiz dolmayabiliyor. Kamp çıkan öğrenci dahi kampa gitmiyor. Bu sefer yedekte olan öğrencileri liderlerimiz hemen arayıp tamamlıyor. Yedekte olanlar gelmiyorsa bir arka listedekileri kampa davet ediyor. Onlara da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çünkü kısa sürede tamamlamak gerekiyor. Ve tamamen bu faaliyetlerimiz bakanlığımızın imkanlarıyla ücretsiz gençlerimize sunuluyor. Evet, şimdi yayını kapatmamıza şöyle son 2 dakikamız kaldı ama ben bunu da duyurmanızı istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri evet. kapsamında triatlon yarışları ve milli takım seçmeleri Ordu'da gerçekleştirilecek. Evet. Artık az sayılı günlerde kaldı. Sizler de buradan duyurun, ardından da kapatalım. Tabii. Ordu ilimizde spor branşlarının sayısını artırdığımız gibi spor organizasyon sayısını da artırıyoruz. Her branşta güreşten, halterden, bokstan, yani triatlondan. Yani atletizm sahasıyla beraber atletizm Türkiye şampiyonları da yapılacak. Okçuluk Türkiye şampiyonları. Bunlara yeni bir branş daha ekliyoruz. İlk defa modern pentatlonun 15 yaş altı Türkiye şampiyonası ilimizde yapılacak. Civil Irmağı'nın denize döküldüğü Büyükşehir Belediye'mizin su sporları merkezinde yapılacak. 15 yaş altında olacak yarışma. 200'e yakın sporcunun katılması bekleniliyor. 3 kategoride. Buradaki yüzme var, ilk olarak yüzme var, koşu var, bir de lazerli tabancayla atış 3 branşta triatlon olarak gerçekleşecek. İnşallah bu yarışmadan sonra da başka spor organizasyonlarıyla devam edeceğiz. 30 Ağustos'ta olması da hem ordumuz açısından hem de sporumuz açısından da önemli. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın o gün yine spor faaliyetiyle taşlandırmış olacağız. Valiliğimiz himayelerinde yapılacak işte tebrikat töreni, tören programı ve akşam tüm orduluları bekliyoruz. Gençlik 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşüne Sayın Valiliğimizin himayelerinde tüm gençlerimizle beraber inşallah hep beraber yürürüz diyoruz. Al yıldızlı al bayrağımız arasında gölgesi altında diyoruz. Sizlerin aracılığıyla da tüm orduluları 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşüne bekliyoruz. Evet, bizler de orada olacağız. Her zaman da yakından takip ediyoruz. Zafer Bayramı'nı yakışır bir şekilde de kutlamak gerekiyor. Süremizin de sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler adına. Biz teşekkür ederiz. Özellikle bizleri ağırladığınız için, yaptığımız faaliyetleri ordulularla buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Efendim, yaz sohbetlerinin sonuna geldik. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu günler.
Çotanak sundu.